Herkese merhaba arkadaşlar. Bundan 5 gün önce arkadaşlar bu ineğimiz boğaya gelmişti. Aşılatmıştık. Bunun videosunda söylemiştim. Bu inek de yakın zamanda boğaya geleceğini. Çünkü belirtiler gösteriyordu arkadaşlar. Akıntı falan getiriyordu. 10 gün önce arkadaşlar akıntı getirmeye başladı. Veterinere baktırdım bu ineği aşılatırken. O zaman boğada değildi. Bugün arkadaşlar boğaya gelmiş. Bayağı bir boğaya gelmiş hatta. Çünkü yerinde duramıyordu. Bagaya çıkıyordu, yemliğe çıkıyordu, zıplıyordu, ediyordu. Hayvanların üzerine zıplıyordu. Çok ürkek bir hayvan olmasına rağmen belirtiyi gösteriyordu. Bir hayvan arkadaşlar akıntı getirdiği zaman illaki boğada değil, boğadadır demek yanlış. Tüm belirtileri göstermesi lazım. Akıntı getirecek, hayvanların üzerine atlamaya çalışacak, yerinde durmayacak. Yani heyecanlı, böyle sinirli gibi davranışlar sergiliyorlar. Yani sütünde azaltma oluyor. Yani sadece bir belirtiyle hayvanı aşılatmak sizin tutma olasınızı düşürür. Biz de akıntı geldiği gibi zaten aşılatmadık. Bugün aşılattık arkadaşlar. Çünkü hayvan gerçek anlamda boğaya gelmişti. Tüm belirtileri gösteriyordu. Kolay doğum olan bir angus attık. Büyük ihtimal biz bunun doğumunu görmeyeceğiz. Neden görmeyeceğiz? Çünkü bu ineği satacağız arkadaşlar. 9. ayın sonuna doğru da doğumunu yapıyor. Gebeliği ilerleyince 6. 7. ayda bu inek satılır. Süt verim bakımından fazla iyi vermiyor. O bakımdan yani elimizde tutmak mantıklı değil. Zaten aldığımızda yanında bir buzağısı vardı. Onu inek yapacağız. Güzel bir buzağı. Bir de bizde doğurdu arkadaşlar. Gebe olarak geldi. Bir de bir tane de bize doğurdu. Ne olmuş oldu? 2 tane buzağısını almış olduk. 3. buzağıyı alma şartı olur. Bunu satıp yerine ya buzağlı ya da gebe ya da yeni doğurmuş bir inek alacağız. Yani süt bakımından biraz da bize kar getirebilecek hayvan beslemek en mantıklısı. Mer hayvancılığında arkadaşlar eğer süt satıyorsanız buzağısından hariç 10 kilo süt veren ineklerle yapılması lazım bu iş. Buzağısından hariç 2 kilo 3 kilo süt veriyorsa inek, 4 kilo 5 kilo süt veriyorsa bu iş dönmez. Yani 5 kilo süt verse bile verdiğiniz yemini, yani verdiğiniz samanın yemini karşılamaz arkadaşlar. En aşağı 10 kilo süt size vermesi lazım. Yazında bu 10 kilo sütü verdiğinde tamamıyla zaten bedavaya beslemiş oluyorsunuz yazın. Yazın yem vermiyoruz arkadaşlar biz 6 ay kadar. Her neyse, ineğimizi aşılattık arkadaşlar. Hayırlısıyla 9. ayın sonuna doğru bakalım kimde doğuracak. Veteriner geldiğinde gerçekten inek bayağı bir kızgınlığa gelmiş demişti. Çünkü yemliğe falan zıplıyordu, ediyordu, çıkmaya çalışıyordu. Öğleden sonra aşılattık. Bunun arasında 5 gün fark var. Bunun arasında 1 ay fark var. Hepsi yakın zamanlarda aşılandı. Bir hayvanın doğurduktan 2 ay sonra boğaya gelmesi o hayvanın sağlık sorununun olmadığını gösterir. Yani rahminde herhangi bir sıkıntı olmadığını gösterir. Ayrıca yemlemenin çok kötü olmadığını gösterir. Yani zayıf yemlemede hayvanlar kızgınlığa zor geliyor. Zaten kırma hayvanlarda kızgınlık sorunu çok fazla değil. Genellikle çok yüksek süt verimli hayvanlarda kızgınlığa gelme süresi ve tutma olayları arkadaşlar çok görünüyor. Çok iyi değil. Bakalım tuttu mu tutmadı mı hep beraber göreceğiz. İnşallah tutmuştur. Sizden de arkadaşlar bir maşallah alırım. Bir duanızı alırım. Sizce arkadaşlar doğru mu yaptık biz bu ineği angus atmakla? Buzağısını almayacağız sonuçta. Aslında biz buna angus değil başka ırklar da atsaydık bizim için bir zararı olmazdı. Gebeyken satacağız büyük ihtimal 6. 7. ayda satılır. Bakalım hayırlısı. Bakalım gelecekte neler olacak. Fi dağıtmıştım. Çok güzel yemişler. Bu ineğimiz de bayağı bir yakınlaştı. Memeyi düne göre arkadaşlar biraz daha belirginleştirmeye başladı. Bakalım ne doğuracak? Erkek mi doğuracak? Dişi mi doğuracak? Yoksa ne zaman doğuracak? Çünkü bunun doğurmasını ben de bekliyorum. Çünkü süt verimlerinde sütte arkadaşlar sıkıntı var.
İsteyen çok ama süt, elimizdeki süt karşılamıyor. İneklerin artık doğurması lazım ki süt biraz fazla satılsın. Şu an satılan süt bu hayvanların yemini karşılamaz arkadaşlar kışın. Çünkü 3 tane hayvan sağlıyor. 3 tane sağlanan hayvanın zaten bunlar da aşırı süt veren hayvanlar değil. Karşılamaz. Bu hayvanlar arkadaşlar aylık 17-18 tane, kaç tane var? 19 tane hayvan var bizde. Aylık bir arkadaşlar 2500 lira gibi bir fiyat para yiyorlardır. Hesaplama yapmadım ama o civarlarda yiyorlardır. 2500 lirayı 3 tane inek verir mi? Verir. Ama size para kalmaz. Yani aldığınızı hayvana vermiş olursunuz. Yazın bu hayvanlar daha fazla sağlıyor. Çünkü yazın yeşil ot yediğinde arkadaşlar hayvan gerçekten kısır hayvan bile, yani uzun süredir sağılmış olan bir hayvan bile yazın süt veriyor. Kışın biz bu hayvanları çok iyi yemleme yapmadığımızdan dolayı biz bunlardan 15 kilo kadar süt alamıyoruz. Alabildiğimiz sadece 10-12 o civarlarda. Asıl para arkadaşlar yazın kazanılıyor. Bana göre ineklerin doğumları yazın olmalı. Kışın ise birazı, yani 10 tane ineğiniz varsa aslında yarıdan yarıya doğum olsa daha iyi ama şu an bizim elimizdeki hayvan sayısı maalesef bana göre az. 8-9 tane inekle bu iş olmaz. En aşağı 20 tane inek olması lazım. Değil mi kız? Bu ineğin de bir ayı geçti. İnşallah tutmuştur. Bir 15 gün daha sonra eğer kızgınlığa gelmezse 45 gün olunca garanti sayıyorum ben. Bakalım. Ne güzel duruyor. Canım benim. Kız. Bu da ikidir arkadaşlar. Zincirini kırıyor. Buna boğaz zinciri alacağım artık. Evde bir tane boğaz zinciri var. Onu takacağım. İki gündür zinciri kırıyor. Şş. Kız. Sen ne doğuracaksın? Dişi mi doğuracaksın? Erkek mi doğuracaksın? Ben bunu buzağısını merak ediyorum ya. Bunların içlerinde. En çok bununkini merak ediyorum. Evet arkadaşlar, görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Yorumlara görüşlerinizi bekliyorum. Kanala abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Görüşürüz.